Bir gazeteci olarak bazen çok sarsıcı görüntüleri seyretmek, çok sarsıcı fotoğraflara bakmak durumunda kalıyoruz. Bunları hep bir mesleki yaklaşım olarak, işte örneğin bu bir uçak kazasıysa uçağın son anlarında ne oldu, uçuş ekibi ne yapmaya çalıştı gibi bilgiler vererek size aktarmaya çalışıyoruz ama bazen öyle görüntüler geliyor ki nutkunuz tutuluyor. Ben aslında bu tür görüntülere en son 20 yıl önce 11 Eylül saldırılarında adeta nutkum tutulmuştu. Binalara çarpan uçakları gördükçe insanın inanası gelmiyordu. Benzer görüntüler ne yazık ki tabii ki 11 Eylül ile ilişkili çünkü 11 Eylül'de başlayan olayların silsilesi bugün Afganistan'da yaşanıyor. Kabil Havalimanı'ndaki görüntülerle tekrar o nutkumun tutulmasını yaşadım adeta. Dün geceden beri çok ilginç görüntüler geliyordu. Halk binlerce kişi Kabil Havalimanı'nın içine girmişti. Uçakların arasındaydı. Hatta Katar Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-17'nin rampasının üzerine yüzlerce kişi çıkmıştı. Acaba ne olacak diye merakla bekliyorduk. Ve bugün gerçekten çok sarsıcı iki video geldi Kabil'den. Bunların birincisinde bir Amerikan C-17 nakliye uçağı, 4 motorlu jet motorlu devasa bir nakliye uçağı ve taksi yapıyor. Pist başına gitmek üzere ilerliyor. İniş takımlarının üzerinde ise adeta üzüm salkımı gibi bizim o minibüslerdeki gibi onlarca insan var. Daha sonra gelen bilgilere göre halatlar bağlamışlar uçağın çeşitli yerlerine. Oralara tutunmuşlar ve bu uçakla ülkeden ayrılmak istiyorlar. Uçak pist başına geliyor. Gaz açıyor pilotlar ve bu kadar kalabalığın arasından ilerleyerek uçak kalkış yapıyor. Ama yerden kesildikten sonra düşen iki Afganlının görüntüsü bu cep telefonundan çekilen videolara yansıyor. Düşünün artık gözünüzü karartmışsınız. Bu ülkeden kaçacaksınız. Uçağın iniş takımının üzerine çıkmışsınız. Ve tabii ki o sırada belki uçağın ulaştığı 400-500 km saatte süratte tutunamıyorsunuz fizik kuralı. Ve düşerek Kabil Havalimanı yaklaşmasında bir evin damına düşerek hayatınız son buluyor. Gerçekten çok sarsıcı görüntülerdi bunlar. Peki bu soruların arkasından tabii bu soruların cevaplarını aradığımız zaman 1980'lerde Afganistan'da bir Sovyet işgali var. Bu Sovyet işgali karşısında Amerika CIA üzerinden birçok silah veriyor. İşte özellikle omuzdan atılan füzeler veriyor ve gerçekten Afganlar bu mücahitler çok ciddi organize ederek Sovyetler Birliği ordusunu yeniyorlar. Geri çekilmek durumunda kalıyor Sovyetler Birliği. Fakat sonrasında tabii çok büyük bir kaos yaşanıyor. Bu kaosun öncesinde Amerikalılar belki CIA eline kurdukları ve sonrasında El-Kaide'ye dönüşen bu mücahitlerin bir kısmı sonra Amerika'nın başına dert olmaya başlıyor. Bir taraftan tabii uyuşturucu ticareti, bir taraftan Afganistan'ın sahip olduğu çok değerli madenler var. Sonrasında da bu 11 Eylül saldırıları meydana geliyor. Amerika kendi eliyle yetiştirip büyüttüğü ve terör örgütü haline gelen kuvvet bir şekilde Amerika'ya geri saldırıyor. Ve sonrasında da 11 Eylül 2021'e sayılı günler kaldı ama yaklaşık 20 yılda Amerika'nın önce Afganistan'a işgali, harcanan trilyon dolarlar ve hiçbir şey olmaması, Taliban'ın tekrar güçlenip Afganistan'daki o düzenli kuvvetleri yenmesi ve artık hani Kabil'i teslim alarak ülkeyi teslim olma sahnelerini yaşıyoruz. Amerika'nın benzer görüntüler Vietnam'da en son yıllar önce zihinlere kazınmıştı. İşte Amerikan elçiliği helikopterlerle tahliye ediliyor. Daha sonra havalimanına götürülüyor ve tabii ki işte bir sürü Afgan Amerikan güçlerine yardımcı olan ve tabii ki bunlar kalırlarsa Taliban için çok hedef haline gelecekler ve bunların tahliyesi. Hatta bugün gelen haberlerde bir C-17'nin 800 kişi taşıyarak tahliye operasyonu yaptığını ifade ediyordu. Bunlar gerçekten çok çok acı gelişmeler ve gerçekten çok çok sarsıcı görüntülerle birlikte bu acı gerçekleri bir kere daha görmüş oluyoruz. Ben olayı biraz havacılık ve teknikle bağlamak istiyorum. Peki bir kişi İniş takımına girerse uçağın hayatta kalma şansı nedir? Gerçekten bu oran çok çok düşük. Adeta bir mucize olursa ayakta kalabiliyorsunuz. Benzer bir olay bundan birkaç yıl evvel meydana gelmişti.
iniş takımları, uçağın tekerleklerin, iniş takımlarının toplandığı bir yuva. Çok dar bir yuva. Ve iniş takımları da bir uçağın en sağlam parçalarından bir tanesi. Hidrolik bir güçle onlar kapanıyor ve çok dar bir alan var. Oraya bir insan sığar mı, sığmaz mı? Uçağına göre tabii ki değişir. Bir kere oraya sığabilmek çok büyük bir ustalık ve ne diyeyim artık çok ufak tefek olmanız lazım. İkincisi diyelim kapandı onlar. Birçok kişi orada ezilerek zaten hayatını kaybediyor. İkincisi kapandıktan sonra uçak yükselmeye başlıyor. Uçak bu tür jet uçakların seyir irtifaları yaklaşık işte 10 bin metre olduğunu ifade edersek dışarıda eksi 57 santigrat derece hava sıcaklığı. Yani donmanın kat be kat altında oksijen yok. Tutup da burada canlı olarak kalabilmek mucize. Diyelim ki kaldınız. Zaten birçoğu o iniş takımları iniş için tekrar açıldığı zaman buradan düşerek hayatını kaybediyor. Bir şekilde tutundunuz diyelim. Hayatta kalabilme ve kurtulabilme imkanları çok çok düşük. Bu olaylar genellikle Afrika ülkelerinde meydana geliyor. Afrika ülkelerinde havalimanlarındaki güvenlik biraz daha zayıf olduğu için işte insanlar bir şekilde gizlenip tellerin arasından geçip bu uçaklara giderek saklanıyorlar. Ve bir bakıyorsunuz işte Londra'ya yaklaşmada iniş takımından düşen bir Afrikalı veya daha batı ülkelerine bu tür olaylar sık sık meydana geliyor. İşte insanoğlu gözünü kararttığı zaman neler yapabileceğini de bundan birer göstergesi ama gerçekten sonuçları, kurtulma oranı neredeyse sıfır olan bir girişim. Evet, bugün bu sarsıcı videoları biraz değerlendirmeye çalıştım size. Şunu da belirtmemizde fayda var. Bu sabah İstanbul'dan kalkan Türk Hava Yolları'nın bir Boeing 777'si tahliye operasyonu için Kabil Havalimanı'na erken saatlerde indi. Uçak Türk askerinin de koruduğu özel bir alana alındı. Ve burada 324 yolcusunu tahliye etmek üzere bir planlama yapılmıştı. Bu tahliye uçuşunda Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği çalışanları, oradaki görevlerin götürülmesi, dönmesi planlanmıştı. Uçak 5,5 saate yakın yerde kaldı. Bir taraftan da bu görüntüleri izleyince gerçekten böyle dua ettik ekibe hiçbir şey olmasın. Umarız en kısa zamanda havalansınlar diye ama yerdeki bekleyiş yaklaşık 5 saati aştı. Hatta bir ara pilotlar pist başına gitti. İnsanlar var pistte kalkamadılar. Tekrar geri döndüler. Ama sonunda bu 5 küsür saatlik beklemenin ardından Türk Hava Yolları uçağı yerden kesilerek İstanbul'a doğru yola çıktı. Uçak kalktıktan sonra şöyle bir derin bir oh çektik. Gerçekten bu tahliye operasyonları çok çok yüksek risk içeriyor. Bu nedenden dolayı da şu an mesela Kabil Havalimanı sadece tahliye operasyonlarına, askeri operasyonlara açık. Türkiye'de muhtemel 600 askerine güvenerek alınacak önlemlerle birlikte belki de bu uçuşun yapılmasına izin verildi. Sonuçta orada bekleyen 600'e yakın askerimiz var. Bazı emniyet görevlileri, polislerimiz orada görevli. İnşallah ülkemize en kısa zamanda ve tabii ki herhangi bir kıllarına bile bir zarar gelmeden dönerler diye umuyoruz.